Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ünlü fast food restoranlarının dillere destan lahana salatasının tarifini vereceğim. Her yaptığımda kaşık kaşık tükettiğim bir salata bu. O yüzden sizlere de gönül rahatlığıyla önerebiliyorum. Ayrıca da çok önceden, yani bir sene öncesine kadar Instagram hesabımda da bu tarifimi paylaşmıştım. Çokça fazla denenmişti ve çok güzel dönüşler almıştım. O yüzden mutlaka ve mutlaka tarifi denemenizi öneriyor ve hemen tarifime geçiyorum. İşe sebzeleri doğramakla başlayalım. Öncelikle 500-600 gram kadar beyaz lahanayı bir bıçak yardımıyla ince ve uzun olacak şekilde doğrayalım. Adet orta boy havucu benim gibi bir patates soyacağı ile doğrayabilir veya rendenin büyük tarafı ile rendeleyebilirsiniz. Ben çok fazla küçültmek istemediğim için bu şekilde doğramayı tercih ettim. Lahana ve havuçları çok küçük olmayacak piyazlık bir şekilde doğradım. Şimdi geçiyorum soğan ilavesine. Bunun için ben 3-4 dal kadar yeşil soğanı çok dişe gelmeyecek şekilde ince ince doğradım. Ama dilerseniz yeşil soğan yoksa veya yeşil soğan kullanmak istemiyorsanız onun yerine bir adet kuru soğanı rendesini de ilave edebilirsiniz. Tüm malzemeleri doğradık. Şimdi geçelim sosun yapımına. Bunun için uygun bir kabın içerisine 2 yemek kaşığı kadar sulu olmayan yoğurt ilave edelim. Ve 4 yemek kaşığı kadar da mayonez ilave edeceğiz. Ama eğer mayonez kullanmak istemezseniz yoğurdu süzme yoğurt kullanabilir ve miktarını arttırabilirsiniz. Yani 5-6 yemek kaşığı kadar süzme yoğurt kullanabilirsiniz. Ama mayonezin tabii ki de tadı çok daha farklı ve lezzetli olacaktır. Ama dediğim gibi kullanmayı tercih etmiyorsanız sadece yoğurt ilavesi yapabilirsiniz. Yarım yemek kaşığı kadar hardal sos. Bir çay kaşığı kadar karabiber. Dilerseniz toz karabiber de kullanılabilir ama tane karabiberin lezzeti her zaman çok daha güzeldir. Bir yemek kaşığı kadar sirke, bir silme yemek kaşığı kadar toz şeker, yarım yemek kaşığı kadar tuz ve 2-3 yemek kaşığı kadar limon suyu ilave ediyoruz. Ve tüm sos malzemelerini güzelce karıştıralım. Ve hazır olan sosumuzu artık salatamızla buluşturalım. Salatayı sosuyla birlikte güzelce harmanladıktan sonra en az 1 saat kadar buzdolabında dinlendirelim. Dinlenmiş salatanızın lezzeti ve tadı çok daha güzel olacaktır. Zaten bu salatanın en önemli püf noktası da yeterince dinlendirilmesidir.
Ve KFC'nin dillere destan kaşık kaşık yediren lahana salatası tarifini sizlerle paylaştım. Tarifimi birebir uygularsanız fast food restoranlarındakinden çok daha lezzetli bir salata yapmış olursunuz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve benim için değerli olan yorumunuzu yorum kısmına yazabilir. Hatta paylaş butonuna tıklayarak isterseniz sosyal medya hesaplarınızda, isterseniz de WhatsApp hesabınızda tarifimi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere.